Şimdi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nasıl durdurulacak? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik ve süren operasyonları görüşmek üzere. Bugün toplandı dış politik analisti Ali Çınarsa New York'ta şimdi bizi bekliyor. Genel kurulda kurulun yapıldığı salonda. Çınar, toplantıdan nasıl bir karar çıkması bekleniyor acaba? Ateşkes bir Hamas yetkilisi tarafından sorulduğunda evet biz bunu umut ediyoruz diyor ama İsrail'in böyle bir açıklaması yok. Ne dersin? Ne çıkar? Açıkçası fazla bir sonucun çıkması beklenmiyor. Zira Birleşmiş Milletler'de daha önceden de İsrail'le ilgili bazı konuşmalar ve tasarılar gelmişti. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçmemişti. Hatırlanacağı üzere de son bir haftada Güvenlik Konseyi 4 kere toplandı. Ama Amerika'nın bloklaması nedeniyle de bir sonuç çıkmamıştı. Bugün Sayın Dışişleri Çavuşoğlu'nun yaklaşık yarım saat sonra bir konuşması olacak. Bu konuşmada büyük ihtimalle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını da eleştirmesi bekleniyor. Zira İsrail-Filistin geriliminde hiçbir adım atamayan Birleşmiş Milletler'in bu kadar sessiz kalmasını da Türkiye rahatsız olduğunu dile getiriyordu uzun zamandır. Daha önce de açıklamalar bu yöndeydi Ali Çınar. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım nasıl mesajlar verecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ali Çınar da söyledi. Yarım saat sonra da genel kurula olan hitabı bekleniyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun. Şimdi devam edelim. CHP heyeti Filistin Büyükelçiliği'ne bir taziye ziyaretinde bulundu. Genel Başkan başta